20 sene önce yol mu vardı? İmamoğlu gidiyorsun. İmamoğlu gidiyorsun. Gideceksin İmamoğlu. Bunu hiç unutma. Kürtlerin başına bir çorap ördünüz. Kemal bay bay. İmam bay bay. 100 yılın lideri. Allah ona uzun ömür ver. Şahlanma yılıdır, şahlanma. Ya bir dur baba, Allah'ın kitabın varsa bir dur ya. %52 okey dediyse %48 buna tahammül edecek. Sigara içmeyen adam senin yerine daha fazla çalışıyor. Bir dahaki seçimlerde %60-65. %25 oranı polisler oluyor. Başka da oy alamaz. Ne zaman? Her zaman. Ya onun değil ki. O oradan buradan çok. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka hiçbir insan bu Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edecek kabiliyette değil. Olamaz da. Evet. Tamam mı? Ya 20 sene önce yol mu vardı? Günde 300 tane adam ölüyordu. Sağda bak, dolar kaç lira oldu? Dolar böyle gitti. Tabii ki ekonomik sorun olacak. Yunan uğraşıyor, Bulgar uğraşıyor, İtalya uğraşıyor, İspanya uğraşıyor, Amerika uğraşıyor, İngiltere uğraşıyor, İran uğraşıyor, İsrail uğraşıyor. Dünya bizim üzerimize. Erdoğan, Allah ona uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. O adam olmasa senin Türkiye'ni 5 parça ederler. Neden bu kadar eleştiriyorlar sizce Erdoğan? Ya eleştiriyor, o anlamıyor nedir? Ben sana bir şey söyleyeyim. Az önce şurada bir konuşma oldu. Yemin ederim. Bak ben Kürdüm. Kadın geldi ki adamın bir tanesi Allah'a küfür ediyor. Bak Allah'a küfür etti. Ben dedim ki kardeşim Allah'a küfür etme. Bir tane kadın oradan geldi. Edebilir dedi. Bana dedi ki bak yemin ediyorum bana yallah Arabistan'a dedi. Ha. Benim o kadar çok zoruma gitti ki ya ben Kürdüm. Ya, sen nasıl bana diyorsun yallah Arabistan'a? Müslümanlığı savunuyorum diye mi? Ha, bu adama da niye düşmanlar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Abi şu an Amerika'nın düşman olduğu, sevmediği adama Türkiye'ye düşman. Bütün dünya Erdoğan'ı alkışlarken Türkiye'deki insanlar sevmiyor. Ben Erdoğancı değilim ha. Erdoğancı değilim. Ama doğrusu bu. Bak doğrusu bu. Ben ne Erdoğancıyım ne Kılıçdaroğlu'cuyum. Çünkü neden biliyorsun kıskançlıklarından? Bundan sonra da hiçbir zaman vardı? Sol parti... Tünel var. Bir dakika çocuklar. Bir dakika. Kadın ağa torunu konuşuyor. Tabii. Bana bak. Tünel mi vardı? Avrasya mı vardı? Evet. Köprüler mi vardı? Hastaneler mi var? Ben Doğu Beyazıt'ıyım. Ula Doğu Beyazıt'ta hastaneye gidiyorduk. Onun görevi zaten onu yapmak. Nasıl yapmak? Yapıyor da adam. Muhalefet öyle diyor. Zaten görevi. Muhalefet yapamadığı şeyleri söylüyor. Kılıçdaroğlu. Bana oy, ben kazanırsam size 100 bin dolar maaş vereceğim. Tabii. Yani muhalif de öyle. Bir kere karı boşamak kolay. Ben. Ya seni karıştırdın. Baba. ben Kılıçdaroğlu. Ulan bana oy verin. Reis Cumhuriyet Hizmetçisi yap, ben size 100 bin dolar maaş vereceğim. Nereden getiriyorsun ulan? Nereden getiriyorsun sen? Ama zaten şeyde var. Kılıçdaroğlu diyor. Millet ona inanmadığı için vermedi. Vermez de. Bunu bilin. Daha önce verdiği hiçbir sözü tutmadı. Aldığımız belediyelerde hiç kimseyi işten çıkartmayacağız dedi. Gelin bana dedi, namus sözü veriyorum dedi. Ama İmamoğlu gidiyorsun. İmamoğlu gidiyorsun. Gidiyorsun İmamoğlu. Bir dakika, kadınların başındaki eşarba bez parçası diyene ben oy vermem. Aynen. Bırak. Heyecanlıyım çabuk. İmamoğlu gideceksin. Evet. Gideceksin İmamoğlu. Bunu hiç unutma. Kürtlerin başına bir çorap ördünüz, kandırdınız şöyle böyle. Kürtlerin de daha artık aklı başına gelmiş. Biz kardeşiz, İmamoğlu kardeştir, Kılıçdaroğlu kardeştir. Gitsin İstanbul'un caddelerine baksın. Hep geçen sene caminin önünü temizliyorduk. Adam bizi tehdit ediyordu. Bahçeşehir abi, Bahçeşehir gibi bir güzel yer. Kemal bay bay, İmam bay bay. İmam bayıldı da bay bay. İmam bayıldı tamam. Vallahi billahi. Vallahi bir arada. Hepsi yalan söylüyor. İmamoğlu yalan söylüyor. Bu köprüye git köprüye. Böyle çirkinler batacak. Batacak. Tamam. Nerede gidiyor mu İmamoğlu? Evet. Size söz veriyorum. Gidecek. Bunu her yerde de anlatıyoruz. Hep kandırdılar. Kürtleri de kandırdılar. Herkesi kandırdılar. Yok. Ya yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Helal olsun. 100 yılın lideri. Allah ona uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin. O amin. Bu adam başımıza eksik olmasın. İmam idi. Olmaz.
Herkes, ben 7 tane dil biliyorum, 7 tane. Tabii. Dünyanın yarısını gezmişim. Yalan söylüyorlar. Bu adam idare ediyor Türkiye'yi. Çünkü hocam bana yardım gönderdi, geri aldı. Onu söyle. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da yardım alan onun gibi olsun. Kemal Kılıçdaroğlu da yardım alan. Geri aldı. İmamoğlu da gidecek. Utanmadan bu kutsal camiyi yerin dibine koy, millet geçiyor. İşte bunlar Hristiyanlar alameti. Utanmadan. Gidecek. İmamoğlu kalmayacak. Millet artık aklı başına gelmiş. Yani biraz ekonomik zorluk varsa da ülke bölünse miydir? Bu zorlukların üstüne de gelecek. Gelse ülke bölünecek yani. Bizim ülkemiz cennet gibidir ya. Sen git millet ekmek bulamıyor yemeğe. Tamam. Bizim Türkiye, bizim devletimiz gibi yok. Bizim ülkemiz yok. Gelmişim, gelmişim. Devlete gezdim, Türkiye ben gezdim. Dünyanın yarısını karayoluyla, yarısını havayoluyla gezmişim. Herkes yalan söylüyor. Ben şimdi gideyim, AK Parti benim oğlumu işe almamış. Benim okuma yazma olmayan oğlumu mühendis yapmamış. Karayollarına mühendis yapmamış. Erdoğan kötüdür. He? Ola Kılıçdaroğlu kendine faydası yok. Kardeşine faydası yok. Millete ne yapacak Allah aşkına? Bağırmak çağırmakla olmaz. Ah, ben Kılıçdaroğlu. Ulan sen 100 bin dolar maaş verdin. Neden getiriyorsun? Atıyor. 20 verdi, 40 verdi. Hiç. Ağır, ağır, ağır adımlarla Türkiye 100 yılı şahlanma yılıdır. Şahlanma. Hadi. Sizi seviyorum. Herkesi seviyorum. Valla hiç inanmayın. Ben Doğu Beyazıt'tayım. İran'dan gelen turistler bizimle alay ediyordu. Yollara bakıyordu. Şimdi diyor Türkiye Avrupa'dan daha iyi. Dinsiz, ha, bak Avrupa'dan... dinsiz, imansız Alevilik de olmaz. Alevilik de güzel bir dindir ama dinsiz, imansız olmaz. Adam diyor ki ya ben Müslümanım diyor, sen Müslüman olabilirsin. Ama sen önce o kadının başındaki eşarba bez parçası demeyeceksin. Hey, kim yönetir kim yönetmez onu bilemiyorum. Hiçbir partiyi de tutmuyorum ama şu an tutulacak parti de yok. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok güzel bir şeyi vardı. Diyor ki meclis arkasında o konuşmaları, siyasetleri birbirine bağıran, çağıran insanların meclis dışında dış ne yaptıklarını görseydiniz asla siyaseti konuşmazdınız. Burada kim siyaset konuşuyorsa birbiriyle düşman oluyor. Yani gerçekten siyasetin şu an konuşması gereken, hani savunacağınız bir adam yok. Hiçbir adamı savunamazsınız çünkü. Herkes birini savunmak zorunda. Çünkü insanları buna mecbur bıraktılar. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmamak lazım. Bu siyaseti konuşarak sadece insanlar birbirlerine giriyor. Yani akrabasıyla, kardeşiyle, abisiyle, eşiyle, dostuyla bu siyaset yüzünden kavga edenler var. Herkes siyaseti konuşuyor ama mecburen konuşuyor. Bugün mesela bu YouTube'un kanal sahibi de adam ne yapıyor? Adam bu konuşmayı yaptırtıyor. Ben hani ona da konuşacağım. O da yanlış anlamasın. O da birazdan gidecek, videosunu paylaşacak, izlenmeleri gelecek. Kimi insan uyanık olur. Bu büyüğüm böyle konuşuyor. Kimi de şey der, bu YouTube kanalı da parasını kazanıyor der. O yüzden siyaset kötü bir zillettir abi. Gerçekten insanların yani siyaseti bir yana birbirlerini düşünmesi gerek. Bak gerçekten birbirlerini düşünmesi gerek. Ama o geliyor diyor ki ben Erdoğancıyım. O diyor ben Erdoğan'ı savunabilirsin. Ben oyumu ona verdim. Ona orası ayrı. Ama ben gelip de burada Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan demem yani. Tamam oyunu verdin, bitti gitti. Tamam. Hangisi hayırlısı ise oldu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi karşımızda 13 yıldır her seçimde bağırlar getirecek diye göklere çıkarttıkları Kılıçdaroğlu'nu 28 Mayıs'tan sonra yerin dibine sokan bir muhalefet medyası var. Muhalefet siyasetçileri var. Sanat camiası var ve seçmeni var. Ya arkadaşım 13 senedir siz bu adamı göklere çıkartıyordunuz. Bağırlar getirecek, yok çiçekleri açtıracaktınız. 28 Mayıs'ta kaybedince bir anda siz başladılar Kılıçdaroğlu için. Yok bu sefer korkak, basiretsiz. Beceriksiz, sen defol git, değişim lazım, bilmem ne falan diye adama hakaret etmeye başladılar. Şimdi 13 seneden beri bu Fatih Portakal, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, CHP'nin medyasının önde gelenleri. Bu adamlar 15 gün önce Kılıçdaroğlu'na oy verin, oy verin, bağırlar getirecek demiyor muydu? Şimdi aynı üçlü çıkmışlar bu adama, Fatih Altaylı. Adama bir de diyorlar ki, birisi diyor ki Merzifon eşeği diyor biri. Biri diyor ki bu adam diyor evdeki köpeğini bile heyecanlandıramaz diyor. Öbürü diyor ki basiretsiz korkak. Şimdi bak arkadaşlar, mesele ne biliyor musunuz? Şimdi Allah kimsenin aklını başından almasın.
Allah kimsenin ferasetini bağlamasın. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran aklı, muhakemesi, düşünmesi ve ferasetidir. Eğer bu özellikleri devre dışı bırakılıp bir mekanik aygıt gibi gelen her şeyi düşünmeden, muhakeme etmeden kabullenirlerse, işte bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet seçmeninin düştükleri duruma düşerler. Çünkü bunların seçim konusunda, siyaset konusunda o medya bu CHP seçmeninin aklını başından aldı. Düşünmesini engelledi. Muhakeme etmesini engelledi. Daha düne kadar baharlar getirecek dedikleri adama Merzifon eşeği diye hakaret ediyorlar. Köpeğini bile heyecanlandıramaz diye hakaret ediyorlar. Niye? Çünkü düşünemiyorlar. Halbuki düşünseler onu oraya getiren sizsiniz. Bu adama o yalanları söyleme cesaretini veren de sizsiniz. O vebalin %90'ı da bu seçmende, o Fatih Portakal'da, İsmail Saymaz'da, Fatih Altaylı'da, Uğur Dündar'da. En büyük suçlu onlar. Eğer onlar bu adamın her söylediği abukla yaşa kralım diye alkış tutmasalardı, çünkü çok cahil bir adam. O adamı Kılıçdaroğlu'nu bir tane profesörle yemek yedi, Celal Şengör. Sadece yemek yedi, yarım saat çıktı CHP'li adam, dedi ki ben de onunla yarım saat yemek yedim ve dedim ki eğer bu adam CHP'nin başındaysa vah ki CHP dedim dedi profesör. Yani siz Kılıçdaroğlu'nu kendi başına bir saat konuşturun, yani bırakın parti, devlet onu teslim etmeyi. Yani şuradaki kediyi teslim etmezsiniz. Abi bak, sen inançlı bir adamsın. Tamam. Bundan hepimiz inançlıyız. Herkesin kendine göre inancı var. Ya senden yarım saat önce ben normalde inan tamam. Vallahi sokak röportajlarını sevmem. Bir dakika dinler misin? Adam, çocuğun bir tanesi çıktı. Yaşlı adama dedi ki senin haşa Allah-u Teala'ya küfür etti. Ben de çocuğa Allah'a küfür etme dedim. Ondan bir kadın geçti. Kadın da böyle hemen CHP'yi savundu kadın. Bak hemen CHP'yi savundu. Kadın bana ne dedi biliyor musun? Vallahi dedi ki Allah Arabistan'a. Ya bana dedi Allah Arabistan'a. Dedim sen beni niye Arabistan'a gönderiyorsun? Ben dinini savunuyor muyum? Ne dedim? İnsanı diğer canlılardan ayıran 4 tane özelliği var. Şu anda 10 senedir yapılan muhalefet seçmeninin o aklını kullanmasını, düşünmesini, muhakeme etmesini engellediler. Onları robot haline getirdiler. Hipnoz yaptılar ya. Adam diyor ki ya TOGG'un fabrikası İtalya'da diyorlar, inanıyorlar. Karadeniz'de gaz keşfedilmiş, 10 bin kişi 3 sene çalışmış Filyos'ta, diyorlar ki o gaz Rus gazı. Sen şimdi bu adama inanmış. Mesela Türkiye'de niye göstermiyorlar TOGG'un fabrikası olsun, Gelmikte. Çıkarttığını, ya orada da hani ya. Ümit Özdağ, canlı gösterdiler, Ümit Özdağ biz Türklerin sevmediğini söylemiyor mu abi? Abi. Ümit Özdağ, bizzat Kürtleri sevmediğini söylemiyor mu? Söylüyor. Sen bu adamı alırsan, CHP'yi alırsan, kusura bakma ben Kürt olarak Ümit Özdağ'ın olduğu partiye oy vermem ki. Hayır, bırak. Ama Kılıçdaroğlu'na küfür eder şimdi. Niye küfür eder? Oy vermiş, dürüst son diye değişim olsun. Yok, ben oy da vermemişim. Çıkamayan bir abi. Bırak sen onu şimdi. Önemli olan dürüst insan, ırkın mesela önemli değil. Kıskazı diyor. Hala Gemlik'teki fabrika burada değil, İtalya'da. Ya biz bu Türkiye'de yabancı olduk ya. Allah size şifa versin. O gazın o görüntüyü verebilmesi için hesap yapmışlar. Ya hesap ben şöyle ya. Müsaade et de söyleyin. Konuşturmuyorsunuz ki kimseyi. Yok, konuşturmuyorsunuz yok. Ama hep kaybediyorsunuz. Zaten bundan kaybediyorsunuz. O gazda 30 bin tane, neyse. 30 bin tane tüpü bir araya getireceksin. 30 bin sanayi tüpünü. O gazın o görüntüsü ancak o şekilde verebilirsin. Daha ne olsun yani? Daha... Bir ayda, iki ayda nasıl çekildi geldi? Ben buna 3 yılda 10 bin kişi çalıştı. Ben 90'lı yıllarda Siirt'teydim. Siirt'in Ataba diye bir yer var. Abi bak, sen hipnozdan çıkamamışsın. Affedersin abi. Ben doğdum, ölçücüyüm, öleceğim, ölçücüyüm. Sen boş ver şunu. Ataba diye bir yer var. Petrol zeminde. 70'ten beri savaş. Basmışlar betonu. Tamam, basmışlar betonu. Çıkart abi, bir dur Allah aşkına, gözünü seveyim, müsaade buyur ya. Buyur ya da sen buyur abi. Yok ben söyleyeyim da. Buyur abi. Hep yalan, seçim olacak, zam gelmeyecek dedi. Asgari ücret 11'de değil, 21'de olsa yine boş bu gidişler. Şimdi
şöyle net bir soru sormak lazım. 90'lı yılları bilen, şimdi gençler, Z kuşağı dediğimiz 2000'den sonrakiler neyin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Analarımız babalarımız bizi askere yolladığı zaman o otobüsler var ya, o otobüsler yarı tabut şeklindeydi biliyor musun? Benim anam 60 yaşında vefat etti. Abim Diyarbakır'daydı, ben Siirt'teydim. Anam böyle hop oturdu hop kalktı, böyle çarşaf 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 çarşaf. Abi af buyur, müsaade buyur, bitireyim. Çarşaf çarşaf şehit listeleri. 60 yaşında vefat etti anam ya. Kalp hastası oldu kadın ya. Şimdi bir tavır askerin yaptığın iki tane SİHA gidiyor 10 dakikada yapıyor bitiriyor, geçmiş olsun bak. Gençler burada pırıl pırıl bak geziyorlar, dolaşıyorlar bak. Can kork, bir dakika abi, müsaade, abi müsaade buyurmuyorsun, buyur buyur diyorsun, dalıyorsun. Tamam mı? İki tane, bir tane SİHA'ya gönderiyor 10 dakikada bir taburun askeri yaptığı işe. Bir tabur asker ya. Bak o tabur askerde kim var? Bu abi var, bu abi var, ben varım, o abi var, onun çocuğu var, tamam mı? Ah buyur abi, gençler değil. Bir dakika abi, müsaade buyur. Şimdi bir dakika abi. Ya bir dakika abi, bir dakika. Şimdi bak. Şimdi profesyonel orduya geçti diye bir dünya laga luga yapıldı bilmem ne. Ya tamam da benim anlamadığım bir şey var kardeşim, kusura bakmayın bak. Bedelli askerlik yapıyor. Tamam mı bak, bedelli askerlik yapıyor. 26 gün askerlik yapıyor. Memleketin savunmasına hiçbir şeyin de yok. Ama gel gör ki hepsi çıkıyor. Bizim orada ne işim? Sana ne kardeşim, ben gidiyorum ya. Senin ne işin var beni ilgilendirmez. Ben gidiyorum. Tamam ben ya, ben gidiyorum. Benim canım feda olsun. Benim canım kanım feda olsun. O benim askerim ben. Şimdi sen oradan Suriye, adam diyor ki Zengezur koridoru. Ya bir dur abi, şey yapma, kaynatma. Zengezur koridorunu diyor kapatacağım diyor. Ya Zengezur koridorunu sen nasıl kapatırsın kardeşim? Senin Çin'den Adriyatik'e kadar senin büyük bir yolun o ya. Bu bir. İki, Suriye'den asker çekeceğim diyor. Sen Suriye'den asker çekersen yine senin Şehit Aybüke hocan olacak. Yine Nizamettin hocan olacak. Yine öbürü, yine karakolunu. Ya dur baba bir dakika, kaynatıyorsun sen bak, sen provoke ediyorsun beni şu an. Burayı da provoke ediyorsun. Mevzu yalan mı? Şimdi Suriyelilerin buraya gelmesiyle alakalı da hiç keyifli değilim, onu da söyleyeyim. Fakat şöyle bir mantığınızı şöyle bir düşünün. Tam bir provoke. Suriyelilerin buraya gelmesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Genel mantıkla bakın lütfen, rica ediyorum. Bak her, ya bir dur baba, Allah'ın kitabın varsa bir dur ya. Suriyeliler buraya, bak Suriyeliler buraya geldi, ne oldu biliyor musunuz? Türk askeri, eğer Suriyeliler burada olmasaydı tek bir askerimizi sokup güvenliğimiz, sınır güvenliğini sağlayamazdık. Herkes ne derdi? Senin ne işin var orada? Ne diyorsun sen o zaman dünyaya? Benim ülkemde 3 milyon tane, 5 milyon, 1, 2, 10 diyor. 10 milyon asker vardı. Bunu bahane ederek giriyoruz oraya, tamam mı? Evet, keyifli bir durum değil kardeşim. Bu vatanda tabii ki bu vatanın evlatlarından başka istemiyoruz. Gelen tatile gelsin. Bak turist gelsin, geçsin, dolaşsın, gitsin. Ama romantik bir coğrafyada yaşamıyoruz. Bu coğrafya romantik değil, tamam mı? Tamam mı? Seni ben çözdüm. Şimdi bakın. Şimdi şeye gelince. Şimdi mevcutta çok güzel beceriyorlar bu iş. Mevcutta şu an ne oldu? Kılıçdaroğlu kötü, istenmeyen adam ilan edildi. Muharrem İnce'ye yapıldı aynısını. Adamı namusuyla, şerefiyle tehdit ettiler. Belki de karısıyla tehdit ettiler adamı. Söylemiyor biliyor musun? Kendisine yapılan kaset komplosundan başka belki neler yaptılar adamı. Arkadaş, kasetle gelen kasetle gider. Anlatabildim mi? Geçmiş olsun. Bak bahisler kapandı. Seçim bitti. Bahisler kapandı. 5 sene daha tahammül edeceksiniz. Bu kadar. Aynen. Bravo. Tamam. %52 %52 okey dediyse %48 buna tahammül edecek. Tamam, tahammül edecek. Ya bu tahammülsüzlük, benim anlamadığım ne biliyor musun? Bu tahammülsüzlük ne ya? Bu ne ya? İstemiyor kardeşim, bu millet sizi istemiyor. Ya insan istem, bana deseniz ki şu an kardeş konuşma çok fazla. İstenmediğim yerde vallahi billahi durmam ya. Tamam abicim, kusura bakmayın dedim, gider. İstemiyor la bu millet sizi ya, istemiyor. Zorla mı? İçme sigara. Bak ben de içiyorum. Bak ben de içiyorum. Sigarayla alakalı dün ne oldu biliyor musun? Mevzuya bak. Bu sigarayı bak, iş yerinde çalışıyorsunuz değil mi? Bak çalışıyorsunuz değil mi? İş yerinde sigara içiyorsun. Sigara içmeyen adam senin yerine daha fazla çalışıyor. Tamam mı kardeşim? Hak geçiyor.
Vallahi bu sigara 100 lira olsun. Bak çok nesli. İçmeyeyim ya. İçmeyeyim. O işe geçtim bak. İşin o kısmını geçtim. Sigara içmiyor adam. Akşama kadar çok abi buyur. Merkep gibi çalışıyor sigara içen yüzünden. Benim yüzümden. Ben çıkıyorum 10 dakika. Hop arazi, hop arazi. Günde 1 saat. Günde 1 saat. 1 saat günde çalıştığım iş yerindeki... Çalıştığım iş yerindeki işveren hakkından çalıyorum. Devlet görevlisiysem devletimin hakkından, milletimin hakkından çalıyorum. İçme kardeşim bu zıkkımı. İçme bak içiyorum. Sesimi çıkartmıyorum. Sesimi çıkartmıyorum. Başsakimi alın götürsün. Yani hülasa kardeşim seçimler bitti tamam mı? Herkes bir tahammül edecek. Bekleyecek. Bir bakacak işte diyecek ki bak böyle olur olmaza konuşmayayım diyecek. Tepki alıyorum diyecek. Kimse dinlemiyor beni diyecek. Öğrenecek bunu 5 sene sonra. Tamam mı? Çıkacaksınız. İcraatla geleceksiniz. İcraatla. Neyim var? Ya neyim var? İstanbul'a ben 4 senedir İstanbul sahipsiz. İstanbul sahipsiz. Metroya gidiyorum. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. Beyazıt'ta, Beyazıt Meydanı'nın orada. O hala kaldırımları yapmamışlar. Ya ne iş yapıyorsunuz siz? Kardeşim geç İstanbul'da belediye başkanıysan başkanlığını yap. 15 sene makamında dur. Senin ne işin var? Orada. Ondan sonra da dönüyor. Ya dalga dümen o biliyordu zaten mevzunun bu noktaya geleceğini. Tamam mı? Şimdi de ne yaptı? Çatışma yapıyor. Şimdi de ne yaptı? Güle güle sana Kılıçdaroğlu moduna girdi. Ben genel başkanımla yüz yüze konuşurum. Medyadan ver. Ya geçsene sen o işi. Medyadan vermem. Vereceğini vermişsin sen zaten. Bunların hepsi arkadaşlar hepsi eğri oturalım doğru konuşalım. İnce siyaset kendilerince ama oldukça da kalın bir siyaset. Gözüküyor yani. Ayan beyan gözüküyor. İcraatla geleceksin bu memlekete. İnsanına icraatla geleceksin. İcraatsız geldiğin zaman seni kimse iplemez. Bu kadar basit. Bin sene de geçse ben kendim konuşuyorum. Ben senin beyninle konuşmuyorum. Senin beyninle konuşursam %48'de kalırım. Senin beynin %48. Ben seninle konuşmuyorum ki ben fikrimi söylüyorum. Beni ilgilendirmiyor ki sen başka bir şey dersin. Sen başka bir şey dersin. Öbürü başka bir şey der. Ben herkese cevap verecek diye bir kaidemiz yok ki bizim. Ben kendim konuşuyorum. Yok hayır. O hani diyordu ya Tayyip Bey. Diyordu ya one minute diyordu ya hani daha da olsa gelmem. Senin sesin fazla çıkıyor diyordu ya. Ha, senin sesin fazla çıkıyor. Senin kadar yüksek sesle konuşmayacağım. Bir alt konuyu konuşuyorum. Tamam bir daha da olsa gelmem. Bir daha da olsa ben zaten vermedim daha da vermem. Bak bu milleti şimdi var ya bu gençler ne olacağını söyleyeyim mi? Bello. Ne olacağını söyleyeyim mi? Bakın. Ne olacağını söyleyeyim mi size? Bakın %52 idi ya. Bakın yazın bunu. Tarihe not düşüyorum. Bakın yazın bunu diyorum. Tarihe not düşüyorum. Tamam bu kardeşiniz bu kel kapalı. Cengiz Han Sefer'den geliyor model bu kardeşiniz. Bak tarihe not düşüyorum. Bir dahaki seçimlerde %60-65. Kuvvetle muhtemel de Selçuk Bayraktar olacak. Onu da yazın bir kenara. Kuvvetle muhtemel. Selçuk Bayraktar olacak. Geliyor aslan parçası geliyor. Tayyip Erdoğan'dan sonra sıkı durun. Daha sağlamı geliyor tamam mı? Kimse Tayyip Erdoğan gidince de öldük bittik falan demesin. Tayyip Erdoğan Recep gider, Şaban gelir, Ramazan gelir. Anlatabildim mi? Tamam mı? Başı neydi? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu rahmet muhabbeti var ya. Rahat olun bu işin sonu rahmettir. Rahat olun siz. Kardeş var mı başka bir şey? Bahisler kapandı yani. 5 sene daha bahis kapandı. Geçmiş olsun tamam. Tahammül edecek herkes. Allah'a emanet olun.